Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz gündüzümüz mübarek etsin Cenab-ı Hak. Bizi bize bırakmasın. Tevfikini refik eylesin. Niyetimize göre muamele eylesin. Emir Dağ 1.78. Açtınız mı abile? Tamam. Yusuf açtın mı abi? Açtım abi. Tamam. Çok ilginç bir yer. Aziz Sıdık kardeşlerim, çok sıfatlardan bir tanesi olan Aziz'i devamlı kullanmasının hikmetini merak eden var mı abiler? Yani bakan var mı? Niye Aziz diyor? Sonra Sıdık diyor. Başka vasıf kullanabilirdi. Bir Risale-i Nur'a intisap eden Cenab-ı Hakk'ın Aziz ismine bir cihetle mazhar olma ciheti olabilir. Nesi, Cenab-ı Hakk'ın nesine? Aziz ismine. Aziz. Aziz. Yani biraz yaşıyor. Aziz ne yapıyor? İnsanı aziz kılıyor abi. Aziz nedir işte? Bir tane mektup var ya abi. He. İzzet'e şey diyor. İzzet'e medar olmuş diyor. Risale-i Nur'da. Nerede vardı o? Bir gayrimenteşir. Gayrimenteşir'de herhalde. Aziz ne yapıyormuş? İmtiyazlaştırarak ne yapıyor? O tecelli edince? İzzet'e mazhar olmuş diyor. İzzet. İzzetli yakılıyor yani. Hatta okuyayım abi mektubu. Oku. Aziz Sıddık kardeşim Sabri, o hocanın aziz kelimesine itirazınıza deriz. İtirazına deriz. Evvela eskiden beri ve ilmi ehliyelim mukatebelerinde aziz kardeşim, aziz arkadaşım ve umum halkın muhaverelerinde azizim azizim tabirleri sıfat ve manayı lugavi itibariyledir. Hem tu'izzu men teşe'u sırrına göre insana verilen aziz lafzı ilmi sarf usulünce fe'ul bimana mef'uldür. Yani izzete mazhar olmuş demektir. Saniyen, gerçi aziz ismi Esma-i Hüsna'dandır. İsim olarak başka da istimal edilmez. Fakat manası itibariyle sıfat olarak hem daima hem aziz hem esma-i ilahiyeden halim ve hakim ve malik ve melik ve aş ve mümin ve semi ve basir gibi çok istimal edilmiş hiç kimsenin hatırına itiraz gelmez. Salisen benim de eski ulemaya iktidaen bu aziz kelimesini sıfat olarak kardeşlerime vermemin sebebi ise onların dini ve ilmi dünyaya alet yapmadıklarından, ilmin ve dinin izzetini muhafaza ettiklerinden temsilde hata yok. Yusuf Aleyhisselam'ın Aziz-i Mısır olması gibi bunlar da bu asrın azizleridirler. Cenab-ı Hak onlara aziz ediyor. Yukizu men teşe'u diyor diye iman ediyorum. Bir de en son okuduğunu Yusuf Aleyhisselam'ın şeyi, öne çıkan sıfatı. Oku orayı. Aziz kelimesini sıfat olarak kardeşlerime vermemin sebebi ise onlar dini ve ilmi dünyaya alet yapmadıklarından, ilmin ve dinin izzetini muhafaza ettiklerinden. Yusuf Aleyhisselam'ın Aziz-i Mısır olması gibi bunlar da bu asrın azizleridirler. Aziz onun için diyormuş. Dini ve ilmi alet etmiyorlar. O zaman ne yapıyor? Bunu uygulamada hangi peygamber söylemiş? Uygulamada talebelerine aziz diye hitap eden hangi peygamber hatırlayan var mı? İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam. Vasıf itibariyle, yani vasıflanmış itibariyle, kazanım itibariyle Yusuf Aleyhisselam. Aziz-i Mısır olması, dini ve ilmi dünyaya alet etmemiş. Etmeyene Allah aziz ediyor. Zıttı nedir? Zillet. Zillet ediyor, zelil ediyor. Onun için Risale-i Nur'da aziz diye kullanılır. Aziz Sıddık kardeşlerim. Dini ve ilmi dünyaya alet etmeyen ve kendisi kendisiyle yetinen,
ve peygamberlik davasını yüklendikleri için İsa Aleyhisselam muritlerine, yani takipçilerine aziz dermiş. İzzet, Allah'ın izzetini koruyan. Başka bir manası itibariyle mülk ile melekutu cem etmiş, mülk ile melekutu cem etmiş kişiye denilir. Mülk ile melekutu cem etmiş kişiye deniliyor. Demek ki yani Risale'ne intisap etmekle insan aziz, izzet sahip oluyor. Her şey akabinde de sıddık geçiyor ya. Evet. Yani eğer o düsturlar ile amel ederse de sıddık oluyor. Şimdi ona geçeceğim ama ben bunu şeyi kapatabilecek miyim telefonu? Düşer miyim o zaman? Düşersiniz. Kendi, ne yapayım? Kendi internetiniz değil mi? Yok, internet değil de telefonu kapatıp sonra açsam interneti. O zaman mecburi telefon geldiği zaman reddedeceğiz değil mi? Size alsın oluyor mu? Telefon çalıyor. Yani aç kapatmayı unuttuk. Tamam, o zaman okuyalım. Peki Sıdık niye denmiş? O çok geçiyor ya. Sıdık. Beraber kullanıyor zaten hep. Evet. Aziz Sıdık. Yani Sıdık'ı da kısaca bir şöyle biraz şey yapsak. Nedir Sıdık? Yani denil düsturlarını fiiliyetine dökmek, düsturayla amel etmek Sıddık oluyor. Sadakatin şeyini. İhlasla Sıdık arasında ne fark var? Sadıkla ihlas. Şimdi daha önceki derslerde denildiği gibi abi, ihlas dendiği için evet. Sadakat denildiği. Evet. Rüştü abinin toplamasıyla çıkarttı. Dendiği için yapmak için ihlas, dendiği gibi yapana da sıdık denilir. Sorgulamadan. Bu unvanın temsilcisi İslam dünyasında malum hepimizi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dı. O mesela Miraç'ta almıştır o unvanı. Demişlerdi işte buradan Mekke'den Mescid-i Aksa'ya ne kadar zamanda insan gider? Bir ay. Bir ay da gelir, iki ay. Senin arkadaşın demiş. Şimdi bu akşam gittim geldim demiş. Yani diğer sahabeler ne yapmış? Bir kısım demiş ki bakalım, soralım. Sahabelerin imtihanı olmuş. Çünkü aklın fevkine bir şey. Daha yeni zaten Müslüman oldular. Sahabelerin imtihanı bu. Yani hatta söylemek istememiş. Cenab-ı Hak söylemesini emretmiş. Yani daha yeni Müslüman oldular. Bunlara bu denilecek şey mi? Müslümanlara denilemiyor da. Şimdi mesela Müslümanlara Risale-i Nur'daki düsturu anlatamıyorsun. Müslümana her şey diyemiyorsun ya. Hemen tepki veriyor. İslam'dan ha. Mesela faizi söyleyemiyorsun. Evlilik konusunu açamıyorsun. Miras açamıyorsun. Gibi gibi ya. Hani böyle o kadar mesele var ki anlatmak istemiyorum şimdi. Ebu Bekir Sıddık ne demiş? İlk önce demişler ki böyle ne kadar bir ay. Tabii ki demiş. Ebu Cehil demiş yani bunu. Tabii demiş, akıllı adamı söyleyici. O zaten beraber kullanıyoruz diyor. Bir ay gidiş, bir ay da geliş, iki ay. Tamam diyor. Senin arkadaşın diyor ki bu akşam gittim geldim semalara, daha yukarılara çıktım geldim. O mu diyor diyor. Doğrudur diyor. O söylüyorsa doğrudur. Gidip bir bakayım, öğreneyim. Ondan sonra araştırayım ben sana söylerim demiyor. Gidiyor yanına. Ne demesi lazım? Çaktırmadan sorması lazım. Böyle bir şey oldu mu? Olduysa nasıl oldu? Nasıl olur böyle? Orada kabul ettik ama burada sorgulaması lazım. Ne demiş? Gelir gelmez. Ya Resulallah, miracınız mübarek olsun. Şimdi kabul edebilir misin Mehmetciğim? Ustad bir şey söylüyor din adına. Kabul edemiyor musun? Yani hocayı bağım. Müslümana İslamiyet'in her şeyin hükmünü diyemiyorsun. Kur'an'daki hükmünü diyemiyorsun. Hadi kadınlara söyle bakın bu evlilik ama şartları 16 tane şartı var vesaire çok tane. Söyle bakayım dinden çıkıyor. Hadi canım öyle dinde var. Bunu Müslüman ha. Aşağı, sokaktaki insan da değil. Peki biz mesleğimize tatbik ettiğimiz zaman böyle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu gibi böyle yani azar böyle siddikiyete mazhar
abilerden olmuş mu? Muhakkak çünkü her asırda masadakları olması var tabii, var. Hiç sorgulamadan, tamamen ben, teslimiyetle, hiç aklını karıştırmadan, fikrini karıştırmadan, benim, tamamen teslimiyet. He, benim bildiğim mesela, benim bildiğim bir Hasan Feyzi abi var, bir de Zübeyir abi var. Benim bildiğim. Bir de Varna da Hulusi abi yasındakiniz diyor. Hulusi abi, evet. Hulusi mektuplar yani. O da var. O da sorgulamadan şey yapmış. Öne çıkan, kitapta öne çıkanlar böyle insanlara bir şey getiriyor. Ustadın kullandığı, yani ustadane metodu bir bilsek var ya, şöyle bir şey anlatayım ben istiyorum. Şimdi ustad ta Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar ve kendisinden sonra münafıkhane hareketlerin olacağını bilmiyor mu? Değil mi? Münafıklar peygamberimizi bırakmış mı? Bırakmamış. Ustadı bırakmış mı? Bırakmamış. Ustattan sonra bırakacak mı? Bırakmaz. Ensar var, muhacir var, sır katipleri var peygamber Aleyhisselam'ın. Özel danıştıkları var. Ashab-ı sıfası var, var da var. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Ferasetinize şey yapacağım ben. Ustad öne çıkarttığı, vitrine çıkarttığı insanlar var, talebeleri var. Vitrine hiç çıkartmadığı insanlar var. Yakınında olduğu halde ama. Yani uzakta, bazen işte gelip gidiyor değil. En fazla yakında olup da gene vitrine çıkmayan. Yakında pek olmayıp da vitrine çıkartılan var. Çocuk gibiyken çıkartılan var. Bu bize bir şey getirmiyor mu bu? Bak şimdi münafık ceyran Allah Resulü zamanında da, Adem Aleyhisselam zamanında da, ustattan ve sonra olmayacak. Nurculukla uğraşmayacaklar mı? Ustad peki yöntem kullanmayacak mı? Zannediyor musunuz ki külliyat böyle korunmuş vesaire, esbabı yok. Arkada icraat edenleri vitrine verilmemesi lazım. Hizmet etsinler, hizmet etmesinler, ehli dünya bilemesin onu. Onlar çekirdek kadrodur, beyin takımı değil onlar, kalp takımıdır. Arkadandır. Onlar bilinmezler, görüşülmezler. Eğer onu vitrine koyarsan ehli dalalet bununla uğraşacağı için hizmet edilemez. Hizmet akamete durur. Onun için o hizmet edecek bel kemiği, kalp olan kişileri vasiyette de, mektuplarda da, laikalarda da pek geçmemesi lazım. Bu nerede şey? Bu ustadane bir ruh. Risale-i Nur'un ruhuna yakın olma nispetinde ruhumuz anlayacağı bir sırdır. Yani Kur'an'ın anlatmak istediği anlattıklarından fazladır. Kur'an'ın anlattıkları var, bir de anlatmak istedikleri var. Anlatmak istedikleri nihayetsizdir. Anlattıkları nihayetlidir. Aynı sıra Risale-i Nur'da camidir. Anlattıklarının yanında anlatmak istedikleri daha fazladır. Bu feraset dersidir bu. Ustadın ruhuna, ustadın o ferasetine, basiretine, dirayetine, sevk-i idaresine, Allah Resulü'nün o sevk-i idaresi de verildiğine göre, asıl imamı ya, 124 bin peygamberin varisi. Çünkü bu asırda Şit Aleyhisselam, zamandaki günah, Nuh Aleyhisselam zamandaki günah, At, Semud kavminin günah yok mu? Şimdi Salih Aleyhisselam'a gitseydin, sağ olsaydı, ne anlatacaktı? Risale anlatıyor. Şit Aleyhisselam'ın yanına gitseydin şimdi, ne anlatacaktı? Risale'nin bunu anlatıyor. Onun için varisi olmuş. Şimdi bunu ya nereden şey yaptı falan, bir sürü neyi kastediyorsun? Hiçbir şey kastetmiyorum. Sen dinleme. Elimden gelse bu tür insanların dersime, siteye girmesini istemiyorum zaten.
bilmesin ya. Şaşa dünyasında ha 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 hu le karaluka alkışları falan böyle zahirde vitrin dünyalarında sen git böyle yaşa. Bilinmezler dünyası, bilinmezler alemi başka bir şey. Şimdi ustadın ruhuna ne kadar yakın olursan şöyle elini kafaya koyarsın. Ya ustad bilmez mi bu kadar dev bir insan bütün geçmiş asırların bütün günahlarını genel tahammül edeceği. Tamam, tamam da bir yöntem kullanmayacak mı bu Risale-i Nur'un kıyamete kadar gitsin diye? Kendi vefat, talebelerin de vefat edeceğini, talebeler vefat edince bu külliyat ne olacak? Varisler gitti vesaire gitti. Varisleri yanında çocuğu varis yapıyor. Ceylan abi varis yapıyor. Hüsnü abi varis yapıyor. Bunlar çocuk mesabesinde. Bu Zendeka komitesi beynel milen. Bunlar ne ki yani? Abdullah abiye yapıyor. Genç daha bunlar. Abdullah abiye vesile olan Zübeyir abiye falan. Ya arkada görünmezler ordusu var. Şu anda da var. Vitrindeki değil yani böyle. Yani şunu söylemek için. Bu sorun kafanızda cevabını arayın. Münafıklar yok mu oldu? Var. Münafıklar Risale-i Nur'un kıymetini biliyorlar mı? Biliyorlar. Bununla uğraşacaklar mı? Evet. Ne yapacaklar peki? Bunu muhafızların, koruyucularını yok etmedik de bu yok olmaz. Peki ne yapacaklar? Sen teksin. Alleme-i cihan olsan, her tarafı ihate etsen, komitelere karşı tek fert hiçbir şey yapamaz. Komitelere karşı beynemiler, globalist küreselciler, komite ya ustad, Zendeka komitesi diyor. Dahi, binlerce dahi olsa bir kişi ne yapabilir ya? Ne yapabilir? Fert. Yani İsa'nda böyle pompalanan böyle tek tükler oluyor ya işte veya vasiyette olan. Onlar ne yapabilir ki ya? 3-5 tane vasiyettekiler var. Küreselcilere karşı. Ne yapabilirsin ya? Acayip komite ya. Tek tek götürüyorlar, zehirliyorlar, şey yapıyorlar. Zehirleri yok gibi gözüküyor abi. Ya. Yani içimizde yok gibi gözüküyor ama ya. Aslında içimizde icraat yapıyorlar. Hiçbir şey yapamasa da abi kaliteyi bozar. Ya. O kadar. Asıl dar dairedeki vazifeyi basit gösterir. Basit gösterir. Diğerlerini böyle âli gösterir. Ondan sonra senin maksadından çıkarırlar. Tabii abi. Şaşalandırarak insanın aklını, anlayışını, hizmet şeklini şey yaparak böyle geniş dairenin şaşa dünyasına attı mı işin bitti zaten. Geniş daire hizmetleri yok mu? Var ama ne zaman var? Dar daire hizmeti var oldukça. Çekirdek korunmasa ağaç bir fırtına gelir, dağınır, duman eder, koparır, yaprağını döker. Ama fırtına geldi, çekirdek korunuyor kök. Dalını koparsa, vücudunu da koparsa gene filizlenir. Hiçbir şey olmaz. Kayıp çok zahir olur. Ama çekirdek kadroya dar daire denilir. Dar daire o zaman da vardı, şimdi de var. Devletler de böyle. Aksakallar derler, derin devlet derler. Teşkilat-ı mahsusa derler. Çünkü Abdülhamid kurmuştu. Şu anda var mı? Var tabii. Aksakallar var mı? Var tabii. Peki bunlarla bu Abdülhamid'e yol gösteren ustad, sen diyor şefkatlisin diyor. Sen diyor yıldız, Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı böyle zebaniler, seyyahları ağırlayacağına, alem İslam'ın intibahına, uhuvvetine vesile olan alimleri ağırlarsan burada, burada tutarsan, onların temsilci olan o halk, Müslüman halk muhabbeti sana verir. Vicdanlar sen, yani mesela ustad bir yere gitse, sevdiğimiz bir abi bir yerde taraftar olsa biz de taraftar oluruz. Yani demek ki bir bildiği var deriz, sorgulamayız. Ustad, yani ne demek istiyorum? Ustad, Abdülhamid'e siyasi bir yöntem öğretiyor. Olabilmen için diyor. Sen onu bırak, beceremiyorsun, yok la vallahi. Var ya böyle bir tane zat çıkmıştı, Badıl abi güzel cevap verdi.
yanlış kantar ediyor. İsmini zikretmek istemem çünkü zındıkların işine yarar. Usta da yanlış ithamda bulunmuş birkaç tane ama genel hayatı iyi. Peki Abdülhamid'e çıkış yolunu gösteren ustad kendi mesleğini korumak için vasiyetnamede verdikleri kişilerle mi olacak? Öldü peki ne olacak? Hepsi öldü şimdi. Bitti. Çekildi kadro ne oldu? Neredeler? Görülmedikleri, görüşülmedikleri halde diyor. Risale-i Nur'un has sahipleri, sahip bunlar. Bunların has ve sahip bunlar. Bunlar bittiğinde göremezsin bunlar. Şaşa dünyasında yok bunlar. Ya Allah'ın kuralı da var ya, yediler, kırklar var. Aynı. Aynı devam ediyor. Ha. Onlar bir ara aradılar biliyor musun Amerikalılar? Bu şahsi manevi, ben de reyimi şahsi manevize bırakıyorum. Şahsi manevi nedir diye araştırdılar. Nerededir diye. Ya da bu şahs diye aradılar. Evet, inan aynı raporu Rus'ta okudu bana. Bize okudu. Ve ümidi kestiler. Uğraşılmaz demişler Nurculuk'la. Bizi Said şeyi getirdi diyor. Oyna mı demiyor. Amerikan Hüseyin şeyi getirdi ya. O bir tane milletvekilliği iş yapmış. Vardı bir abi vardı. Neydi o? Mardin milletvekili Adalet Partisi'nden. O getirmişti. Allah rahmet etsin. Neyse hatırıma gelir. Dedi ki Risale-i Nur. Nasıl yapacağız? Bunu var oldukça bunu tutanlar biz yok. Şimdi bilinen zatlar var. Ama ustad bilinenlere şey yapmıyor. Bilinenlere diyor ki tarz hareketimi bilenler. Tarz hareketini okuyacağım bunu da, bu da mühim ya, bu anlattığım çok. Tarz hareketimi bilenler, yakınımda olanlar bu dosturma aynı tatbik etmesi vasiyet ediyorum, o kadar. Lisan'daki şey tatbik. Ama esas bu değil diyor, adam aptal değil ki bu CIA'nin, FBI'ler, Masotlar, Mossad'lar vesaire. Bunu idare eden bunlar değil ya, şahıs üzerine Said bina etmez bu işi. Neye bir yana etmiyor, kendi üzerine bina etmemiş. Ondan sonra heyet kurmuşlar. Heyet diyor ki şahsi manevi denen bir şey var. Ha, şahsi manevi isim zannetmişler. Bir adam zannetmişler. Raporlar çıkmış. Dedi ki insan değilmiş bu. İnsan değil. Sen kapatacaksın. He? Ben de açıktım. Aç işte. İnsan değil. Yani bu şahsi manevi insan değil. Nasıl olacak? İstersen telefonumu kapat, şeyi de kapatayım, sen gir bir daha, yeniden. Al bakayım, elimi bastım. Şimdi, o şahsi manevi insan mıdır? Yok. Neyle uğraşacak? Nasıl yapacak? Şahsi manevi insan değil. O zaman dediler ki bu şahsi manevi... Hangi vasıf? Kim bu şahs-ı manevinin temsilci? Yani kısacası o yok zaten. Risale-i Nur'un öne çıkartılanların vitrin olduğunu, arkadakilerin rahat iş yapmaları içindir. Çünkü ustad kendi zamanında şahısçılığı kaldırmış. Abi biz bulamadık ki şahs-ı manevi, onlar bulsun. Evet. Ve şahs-ı manevi canlıdır, ruhludur, akıllıdır, şuurludur. Son şeyimi de söyleyeyim, şahs-ı manevi alakalı lazım olur. Çok uğraştık. Ta o zamandan beri. Nasıl ustad diyor ki, mantıksız bir şey der mi? Reyimi diyor, sizin şahs-ı manevinizinize tevdi ediyorum. Arkadaşlar, şöyle bir havuz düşünün. Şöyle bir havuz. Bütün nurcuların akıllarını koy. Bütün nurcuların vicdanını koy. Tamam? Barış. Bütün nurcuların kalbini koy. Menfi değil, hep müsbet. Bütün nurcuların ruhunu koy. Koyduk mu abi dört tane? Dima, vicdan, kalp, ruh. Karıştır pekmez tayin gibi. Karıştırdık. Bu insan mıdır? Bu akıllıdır bu bütünselliği. Bütün nurcuların akıllı, bütün nurcuların akılları, akılsız olur mu? Bütün nurcuların aklının toplamı,
Hangi fert nurcunun aklına yetişebilir? Hiçbiri değil. Mazi, mustakbel, kuzey, güney, doğu, batı, bütün nurcuların. Kabirdekilerin de çare. Bütün nurcuların vicdanını topla. Bu toplam nurcuların vicdan ve kalp ve ruhlarının toplamı, hangi fert nurcu, fert bunu temsil edebilir, kaldırabilir, yapabilir? O zaman bütün nurcuların ruhlarının toplamı bir şahsi manevi bir yerde temerküz ediyor. O ruhludur. Ne yapıyor? Nasıl yapıyor biliyor musun? Şahsi manevi. Gidiyor Zübeyir'e, Tahir'e diyor ki, kalbine bir duygu veriyor, devam ediyor. Mehmet'e bir duygu veriyor, oraya götürüyor. Yani sende şu oluyor. Bir fikir atıyor sana, Mehmet de o fikrin peşine gidiyor. Hasan buna layık değil bu derste, şeyle, hizmete. Bana bir böyle bir his veriyor dünya, bir şey, bir arzu veriyor, bir şehvet veriyor, bir mal mülk veriyor. Veya ekseriyetle dershane veya hizmette bunlarla değil, basit şeylerle gitmez. Anlaşamamaz. Uvveti koruyamamaktan gider. Takılır böyle. Hafız bana böyle baktı, böyle dedi. Ya bunlarla uğraşılmaz ya. Hadi eşyamı toplayıp gidiyorum, yatağımı topladım. Arzu, o var ya bedensel, özel hayat veya para, pul, araba şey değil. Onlarla olmuyor. Uhuvveti koruyamamanın getirmiş olduğu şahs-ı manevi sana bir fikir veriyor, sana bir duygu veriyor, sana bir latife veriyor. Kendini dışarıda görüyorsun. Yani artık kör oluyorsun. O işin peşine. Ya tamam ya, Yusuf'la mı uğraşacağım ya? Of! Ya burada deyip bir işte o inayet, siyanet gibi seni koruyor. Sana bir duygu veriyor. Allah'ın, onun o şahs-ı manevinin dindeki adı nedir? İnsan-ı Kamil. İşte öyle diyor usta. Ustad söylediğin için söylüyorum. İnsan-ı Kamil ismine layık. O idare ediyor bizi. Buna peygamberleri de tabi dahil ederiz. Tabi tabi, çünkü Kur'an hakikatleri ya. 124 bin peygamberin temsilcisi değil mi? Ya şöyle bir mantıken düşünün ya. Arkadaşlar, Lut aleyhisselamın, Şit aleyhisselamın, Semud kavminin yaptığı pisliklere ait tamirci Allah peygamber gönderdi de mukadame rahmetli Allah. O kavmi. 2000-3000 kişiydi ya bir kavimde. Kaç kişi olur? 10 bin kişi olsun. Bunların düzelmesi için, kabre böyle girmesin diye peygamber gönderen Allah, bu asırda daha genel, daha umum, daha fazla o günahlara ait bir tamirci göndermeyecek mi? Nedir o? Peygamber değil. Ha, o peygamberin mazhar olduğu ismi azam tamircide de olması lazım. O işte Risale'nin şahs-ı manevisindedir. Bu şahs-ı maneviye idrak ve şuuru nispetinde şahısları vesile kabul eder. Öyle putlaştırmaz. Ne derse bir şey değil. Ne derse bu. Uyuyorsa buraya, uyuyordur. Uymuyorsam ben, sen de hala bana abinin bir bildiği var dersen, sen anlamamışsın ki külliyatı. Şans hizmette varsa varız. Ya, demek ki şahs-ı manevi abiler, insan olmadığı için yeri mekanı yoktur. Dünya, kabir fark etmiyor. Buna da bir tane örnek vereyim. Geylani Hazretleri vefat etmiş. Marifi Kerri, Hayat-ı Harrani, Abdülkadir-i Geylan. Hayatta imiş gibi icraatları yok mu? Bediüzzaman'ın yok mu peki? Başımızda o. Başınızda üstad, arkanızda zahirdir. Evet, başınızda ustad, arkanızda zahir görünüyor. Yani sizi gözetliyor. Vefatından sonra icraat yapan Geylani, ki asın imamı değil, çünkü Deccal yok karşısında. Kutbul Azam'dır. Ustad asın imamı. Bütün peygamberlerin varisi. Onların mazhar olduğu bütün ismi azamlara cami. Abi Barla'daki hani bir mektupta Ahmet Kalebi'nin hani sözler hakkında bütün peygamberler böyle sayarak böyle Risale'ni atabiliyor ya. Evet. İşte bir tanesini okuyayım mesela. Bak. Adem-i ilmi hakikattır sözü. Bak tercüme sayfa adem, kaçtı? 99 abi. Evet. Adem-i ilmi hakikattir. Allah sözüm. Allah. Tercüman-ı kenzi vahdettir sözüm. Bak. Öyle gidiyor işte Şit aleyhisselam. Allah Allah. İdris aleyhisselam. Nuh aleyhisselam. Dini hakkın neşi tamimi için fazdı İsrail'i kudrettir sözün.
Musa'yı merak ediyorum. Mulhidi firavunları gark eyleyen Tur-u Musa'yı şeriattır sözün. Bak Allah bu konuşmayı, bu tevafuku usta çok şey yapıyor. Çok önemsiyor. Bak o denilen yeri hiç yapmadan çıkması da Cenab-ı Hak şahs-ı manevimiz. Ben de açtım aynı yeri. Aynı sana da aynı yeri geldi. Sana da aynı. Ha. Mesela İsa'yı merak ediyorum. İsa'yı da ben de merak ettim. Ha? Ben de ona bakacaktım. İsa'yı he. Ha. İsa'yı merak ediyorum. İsa Aleyhisselam. Bir de Yahya'yı dur. Mürdi-i İhya körü bina eder. Nafai İsa'yı fıtrattır sözün. Allah Allah. Evet. Kaç tane altmış? Adem, Şehit, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Cercis, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Uzeyr, Daniel, Lokman, İlyas, Elyasa, Zülkif, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ulan ya, bunlar ne bahtiyar ya. Bizim ismimiz yok da maalesef. Ama onları sevdiğim için onların şahsi manevisi bize yeter ve artar. Buna ait ben Geylani'yi de görmüştüm de şahsi manevi adına böyle çok çok şükür iyi çok şey. Tamam şahsi manevi oldu mu abiler? Ha, varmış. Ne yaparmış? Onlar bütün nurcuları mazi ve mustakbel. Ustad zaten başımızda. Hays bin mazan olduğu için. O şahsi manevi ile alakalı Kadir Geylani'nin abi rüyasını bir anlatır mısınız? Yani o iyi bir şeydi. O kadar. Çünkü şahs-ı manevi. Çünkü onu hep anlatırım. He? Çok anlatılıyor. Evet çok. Birkaç defa anlatırım. Videoda izlersin. Evet. Biliyorum ben de. Bir daha güzel olur. Her şeydir yok. O işte. Ama bu bizi tanır, biz de onu tanırız diyor ya. O şahs-ı manevidir. Fert bakımında hep nazar. Peki. Şimdi bunlarla kalır şey yani abiler işte abi adam ustadın varisleri vefat etti şimdi ne olacak? Zaten varisleri yapmıyordu ki bu iş. Varis yatarken hizmet zaten devam ediyor. Varisi de o idare ediyordu biliyor musun? Ya kardeşim. Kalemleridir diye ya sizin yaptığınız. Şahs-ı manevinin kalemleridir. Ya Hüsnü abi Abdullah Eyni abiyle kısmen ömrümüz geçmiş ya seyahatlerde. Doğu'da PKK şey yapmasın diye Kırıkan'dan Maraş, Antep'e bizim konvoy beraber giderdik Yeğen abi. Ya benim gibi zavallı ya. Üşünce paltomu verdim yani. Maraş'tayken İstanbul'da değil. Nasıl yönecek buraları ya? Ama öyle bir şey olacak ki Risale'nin o. Şahsıma her yerde herkeste farklı. Nasıl olacak? Ya. İnsanları şey yapıyor. İnsan ya ilahlaştıran işte putlaştıran bir şeyler yapar. Şahs-ı manevi bilmemekten geliyor da. Keşke bir şahs-ı manevi deniliyor ama nazara veriyor ama ustad. Şey yapmıyoruz yani pek işimize gelmiyor. Kolay var ya tarikatçılık bizde de var ya bir de nasıl var. Var ya nasıl bu kadar şey galericilik yapalım çalışalım kardeşim. Şeyhin eteğini öperiz. Zekatımız da gelince veririz paraları da veririz. İşimizi yaparız, namaz kılarız. Garanti cennet. Bizi cennete götürmek varken cennete gitmeye niye uğraşayım? Biri ustad okumuş, dua etmiş, sırtımla geçiyor. Haftada bir gün 45 dakika ders dinlerim. Garanti cennet. Niye okuyayım kitap yani? Niye gayret edeyim? Tarikatçılık aynı. Abicilik, şeyhçilikten farklı ne var? Aynı şey. Sen abi demişsin, o da şeyh demiş. Fark ne? O da ne dediyse din kabul ettik. O da ne dediyse din kabul ettik. Ne farkı var bana söyle. İsimin dışında ne farkı var? Mana ve musemması. Ne farkı var? Aynı be. Ben de yaşamışım. Ben de bu hal şey vardı. Çünkü gençlik ama belirli bir yere kadar tamam caiz. Galim Taşır da söylüyor. Daire içinde abi bulabilir diyor. İlle herkes hakikatte gidemez. Ama o çocuk mama dönemi bitmesi lazım. Çocuk dünyaya geldi anne sütü. Sonra mama sonra pirzolaya geçeceksin de artık geçmen lazım. 78 Emir'da Aziz Sıdık kardeşlerim. Bunu çok istiyordum. Aziz ne demek diye. Ali köyünde yani Alevilerin olduğu. Risale-i Nur şakirtlerinden Ali Efendi münafıklar hakkında bir ayet-i kerimeyi soruyor. Şimdi zamanım izaha müsait olmadığı için kısaca bir iki cümle beyan ediyorum.
Çok acayip ya. Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz mealindeki ayet. O zamandaki ihbar-ı ilahi ile bilinen kati münafıklar demektir. Yani kimin münafık olduğunu ben nereden bileceğim? Ama ayet varsa ki Allah bildirmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, onlar demektir. Yoksa zaniyle, şüpheyle münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Peki bu mektup şimdi ne işimize yarayacak? Bilmiyorsunuz tabii. Ben biraz cemaatlerde yelpazem olduğu için. Şu anda bir grup var. Nur Camiası'nın içinde bir grup olduğunu söylüyor. Ustadın yakındakilerine münafık diyor. Gerekçesine bak, mantık, yürüttüğü mantığa bak. Ustad, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi mutlak mı? Evet. Peygamberin olduğu, karşılaştığı her şeye karşılaşması lazım. Tamam. Allah Resulü'nün bilip ama demediği yakında münafık yok muydu? Ustadın talebelerinde de ustad bildiği malum bazı kişiler, altı talebine münafık var diyor. İsimlerinde sayıyor mesela onu. Sen nereden bildin? Allah Resulü Hazreti Ömer'e dememiş radıyallahu anh. Ancak sırf katil biliyor. Öyle mi? Kimseyi dememiş ve perdeyi yırtmamış. Elinden akan sudan içmiş. Onlar namaz kılmış ama kırmıyor. Şimdi bu isimle bu beyefendi radıyallahu anh hazretleri çok acayip ya. Peygamber münafığı deşifre etmemiş. Ustad yakınındakileri şey yapamış. Şimdi bu adam çıkmış. Allah Resulü'nün bir tamamı ya tıpatıp sünneti olsun diye yanında münafık varmış. Onu da dememiş ama şunlardır diyor. Ne yapmış? Bir daha okuyayım şimdi. Şimdi bir daha dinleyin bunu. Yoksa zaniyle, şüpheyle münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Namaz kılmak da itham edilir. Değilse peki? Görüyor musun parmağı? Risale-i Nur ölçü yapmasak ne olacak şimdi? Onu takip edenler de var. İçinde benim çok sevdiğim kişiler de var. Bayağı. Bu kayıtta gidecek ona. Ama diyecek ki o benim sevdiğim zat. Şöyle diyecek. Abi mübarek zattır ya. Dershanede hayatta geçirdiği için öyle ferasetle fazla çılmamış yani böyle. Yani çok piyasada olup çok gazete okumak, haber takip etmek feraset açıldığını zannediyor. Tam tersine. Feraset kapanıyor. Basiret, tiret kapanıyor. Usta söylüyor. Niye usta dinlemeyin diyor, girmeyin diyor haber feraset. Feraset nedir? İmanın nurudur. Müminin ferasetinden korkun zira o Allah'ın nuruyla bakar diyor. Hazreti Ali söylüyor değil mi mektubatta diyor Allah. Yani feraset ne kadar artar? Ne kadar takvan varsa. Kalp ve tecerrüt. Bak o sayfada vardı. Ne kadar kim olursun? Bak nasıl hakim olacaksın? Terk ve tecerrütle. Terk ve tecerrütle hakim olursun, bilirsin. Günahlarla bulaşmış insanın feraset, basiret, dirayet olur. Allah'ın nuru nasıl olacak? Terk ve tecerrütle de ne olur? İbadetimizin ve imanımızın lezzetini alırız. İbadet ve imanın lezzetini alırız abiler. Ne kadar terkim varsa, tecerrütüm varsa, terk günahlar. Tecerrüt, itikat. Yanlışlarından. Takva neydi? Menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. İkisi de lugatta aynı değil mi menhiyat? Menhiyat ve günah. İkisi eşit değil mi? Zahirde öyle. Zahirde öyle. Günahlar malum. Menhiyat nedir? Tecerrüt işte. Terkler haram. Nedir o? Batıl itikatlar. Zanlar. Adam ne yapmış bak. Şurada bak ne diyor. Zanlarla ustadın diyor. Şu talebesi münafıktır diyor. Külliyatı değiştirdi diyor. Layıkalara güvenilmez diyor. Bu diyor. Layıkalar kendileri yazdı diyor. Hepsi mi yazdı? Bunlar yazdı diyor altı tane. Peki yani sahne diyor ki bu meydan boş. Diyanet işleri bak ustad başka ne yapmış? Ustad kaçta vefat etmiş? 60'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir külliyat teslim etmiş. Kaçta? 50'de. He? 50'de olmuş. 57'de. Değil mi? Yok. Zamanında. Kaç? Bilmiyorum
Bilmiyorsan niye girdin devreye? Mübarekler heyeti var bizde. 1956'da 4 sene ustad sağ ve Kastamonu Emir'de hepsi var. Bu radiyallahu anh zannediyor ki külli açık bizde. Ben de Tahir abinin, Zübeyir abinin, Mustafa Gül abinin 5 tane takım Osmanlıca fotoğrafı var bende. Rüştü abi deydi, Zübeyir abilerden kalma. Rüştü abi vefat edince Aytimur abi, Abdullah Yeğin abi, Hüsnü abi bizzat dedi ki bana, bunların dedi Rüştü abiden ona kalan abilerin kitaplarını Envar Vakfı'na, Hizmet Vakfı'na teslim et dedi. Eder misin de yok. Tamam abi. Ama ne yaptım? Hepsini görevlendim. Hepsini fotoğrafını almışım. Ve 3 nusa yapmışız. Bir tanesi bende, 2 nusa yok. Kimde olduğunu da bilmiyor. Bir şekilde külliyat yok olsa bile 5 ayrı takım fotoğrafı var. Ustadın tasihi var. Bu radiyallahu anh hazretleri ustattan sonra şeyi değiştirmişler layıkalar. Lan hepsi duruyor bizde. Vakıfta değil ha bu uzay söyle. Ulan biz hayatımız vermişiz. Biz yani vicdansızız. Bir aslığına bilmiyoruz. Tepki vermiyoruz. Haykırmıyoruz yani. Durmuşuz. Radiyallahu anh bu zat efendi bozulmuş. Nerede gerekecek? Olması lazım. Madem peygambere tam varistir, onun yanında münafık vardı. Ustanın yanında o kadar. Talebelerine münafık demene ne de gerek var? Etrafı zaten dolu ustadın. Bunu abi bir grupta, menfi bir grupta, yani Nurculuk adına bilmem söylememde bir beys var mı abi? Söyleyeyim mi? İsmini deme. İşte, bilmem ne, Zehra işte. Onlar da bunu dedin yok. İşte. Yok o, yeni o başka. Bizim de inşaatta çalışan bir tanem Vanlı vardı da o da aynı şeyleri bana söylemişti. Evet, 3 ay önce. Evet. Hakan tanırsın. Ya biliyorum abi. Yani bak diyor ki burada acaba bu ölçü yapsa zannediliyor ki sahipsiz külliyat. Çok tuhaf ya. Bak münafık öldükten sonra namazı kılınmaz. Tırnak için. Mealindeki ayet o zamandaki ihbar-ı ilahiyle bilinen katı münafıklar demektir. Yoksa zaniyle, şüpheyle münafık deyip namazı kılmamak olmaz. Ve o zat namazı o bu söylediği kişilerin son ölenlerin şeyinin cenazesini gelmedi. Madem la ilahe illallah der, ehli kıbledir. Peki ne yapacağız? Ölçümüz nedir? Aptal da mı olacağız? Sarih küfür söylemese peki aldanmayacak mıyız? Bilelim. Ya biz zaten şahsa bağlı değiliz ki. Biz zaten insan olmayan bir şahsı manevinin temsilcisi olan külliyata bağlıyız. Söylediğin külliyat uyuyorsa hale resim velayı kim söylerse söylesin. Kafir dese ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah tamam ya güzel bir laftır. Sen illa iman ettin değil mi? Yani bizim ölçümüz budur. Yani bunu yok ettik de arkaya şahıs ölçü yaparsan tehlike olur. Ama sen ne dersen de şudur. Sana gayb mı açıldı beyefendi denilmez mi? Bak burayı okudum. Bunun da diyor bozulmadığını nereden biliyorsun diyor. 1956'da basılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olan dedim. Diyanet Başkanlığı'nda var. Diyanet İşleri Başkanı Ustad sağ ona vermiş. Gel istersen dedim göstereyim. Bak göstereyim. Ben de onun CD'leri var. O zaman şey yoktu. Hafıza çip yok. Ha çipi aktaralım onu. Gel göstereyim sana dedi. Bak buralar. Aslını. Osmanlıca okumayı biliyorsan tabii. O zaman ne dedi biliyor musun? Abi rahatsız oldum. Hakikaten o zaten bunu demesine üzüldüm ama vicdanı tatminim iyi dedi ya Risale-i Nur böyle. Vicdanlı birisidir. Böyle korunuyor. Öyle şey yok. Der ehli kıbledir. La ilahe illallah derse ehli kıbledir. Sarih küfür söylemese veya tövbe etse namazı kılınabilir. O Ali köyde Aleviler çok olduğunu ve bir kısmı Rafiziliğe kadar gidebilmesi nazarıyla onların en fenası da münafık hakikatına dahil olmamak lazım gelir.
Aleviliğin kaç kolu var bilen var mı abiler? Bilin, yani gene bilginiz olsun diye. 33 tane. En bize uygun da en öteki uç ne, hangisi? Onu bilmeniz lazım. Külliyatta söylüyor. Şia. Şia ortadadır. Rafizi. Rafizi en uç. Haşa. Hazreti Ali'ye ilah söyleyen. İsa Aleyhisselam'a dedi ya Peygamberimiz şey İsa diyorum yani Hazreti Ali'ye. İsa Aleyhisselam gibi diyor. İsa gibi diyor. Sende de iki grup helak olacak diyor. Bir seni inkar etmeyle, bir de aşırı muhabbetle. İşte bu Rafizilerin içlerinde bir şey var. Komple Rafizi kendisi değil de bir grubu var. Hazreti Ali'ye aynı Hristiyanların haşa İsa Aleyhisselam Tanrı'nın, Allah demeyeceğim, Tanrı'nın oğlu Tanrı'dır demesi. Tanrı'nın yeryüzündeki görüntüsü, insan sureti diye. Kabe'de de putlara öyle bakılıyordu. Putlara şey tapmıyorlardı. Onun hakkını demeyelim. Kabe'deki puta tapmıyordu. Gerizekalı değil ki o kadar. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri diye bakıyorlardı. Yani kendisi put Tanrı değil yani. Müslüman cahillik yapmasın. Onun temsilcisi diye. Peki bize en yakın hangi grup? Ustad söylüyor Gayrimüteşhir'de. Zeydiler. Ya şey ya 28. mektupta Vehhabiler bahsinde geçiyor ya. Vehhabi Osmanlıca ama Latince yok. Zeydiler. Zeydiler Ehl-i Sünnet'te aynı gibi. Aynı. Hutbelerinde her şey aynı. Böyle. Ustad söylüyor. Rafizi. Münafık nedir? Münafığın 3 sıfatı var. Burada söylüyor. Çünkü münafık diyor 1. İtikatsızdır. 2. Kapsızdır. 3. Vicdansızdır. Ha 4 tane vasfı. 4. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir. Hadiste geçen 3 abi. He? Hadiste geçen 3 bu külliyattaki. Evet. 4. Şialar Şialarda yoksa Alevilerin bunlar hiçbirisini girer mi? Ali Beyt muhabbetinden adam kendisini kanveran ediyor yani. Nasıl peygamberi inkar edecek yani? Ya şimdiki bazı zındıklar gibi Alevi ve Şiilerin müfritleri ise değil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde belki Ali Beyt'in muhabbetinden ifratkarane muhabbet besliyorlar. Ya Ehl-i Sünnet adına ustad diyor ki Risale-i Nur'un değişmez esaslarından, prensiplerinden bir tanesi nedir? Ali Beyt muhabbeti Risale-i Nur'da esastır. Bunun dersi yaptık herhalde. Toplamada. Ali Beyt. Ali Beyt karşısında olmasaydı Emeviler, Emevi'den gelen din, dinimizi hep iyi bozacaktı. O ustad diyor değil mi? Karşısında şey yapınca diyor, İtidala geldiler diyor. Yani şu anda da bir şey oynuyorlar tamam mı? Türkiye'deki din Emevi dinidir diyorlar. Ustadla çatışıyor. Çünkü Emevilerden sırf gelmemiş. Emeviler eğer karşılarında diyor Ehl-i Beyt'i görmeseydi öyle demiyor mu? Bütün zivanadan çıkacaklardı diyor. Ve itidala geldiler diyor. Ustad böyle diyor, itidala geldiler diyor. Sen şimdi bozulmuş getirmiş dini söylüyorsun. Ve Ehl-i Beyt olmasa bozulacaktı. Ortada kitaplar belli, kütübüsü de belli. Yani başka bak, başka bir cins de söyledim size. Bu tuhaf mahluklar da var yani. Böyle acayip. Ama Risale nasıl muvazene veriyor? Demek ki Risale-i Nur'da Ehl-i Beyt, Ali Beyt muhabbeti esastır. Din oradan geliyor. O koruyor böyle. Gözükmeyen işte. Ama Emeviler açıkta, vitrinde olan bunlar böyle koruyor. Oo, olmaz. İşte onun için Ahmet bin Hanbeliler, İmam Azamlar işkence çekmişler. Niye işkence çektiler? Kimden çektiler? Kafir bir devlette miydiler? Hayır. Emevi anlayışındakiler yaptı buna. Ama boyun eğmediler. Öldüler, boyun eğmedi. Bize ne miras bıraktılar? Ha, böyle olacağız. Öleceksin ama boyun eğmeyeceksin. Doğru. İşte bunu Aleviler mesela Şialar, Aleviler
değil böyle inkarı. Ali Beyt'in ifrat muhabbeti yapıyor. İfratkarı besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil bunlar ifrat ediyorlar. Şu andaki Vehhabiler tutmadı Türkiye'de. Ne dediler? İsmini değiştirdi, kabuk değiştirdi. Selefiler deniliyor. Şiiler ne oluyor? Şiiler tam tersine İran'da Hazreti Ali'nin işte siyasi işte bunun hakkıydı falan. Ali Beyt'i ifrat ediyor. Ali Beyt'i ifrat muhabbet ediyor. Vehhabiler Ali Beyt'e tefrit ediyor. Bunlar ikisi de mi harici oluyor? Yani yok. İkisi de ehli bida oluyor. Usta söylüyor bak bida olur diyor. Münafık olmaz diyor. Bida olur. Vasatı kim? Harici münafık mıdır? Değil dedim. Değil değil. Münafık deniyor. Ehli bida. Ehli bida. Okuyayım istersen. Münafık, bak şimdi. Münafık apayrı bir şey. Münafığın dört sıfatı var. Bir, Peygamberimizin sünnetini söylemek önce. Söylediği zaman yalan söyler. Sözünde durmaz. Emaneti ihanet eder. Ustak bunu uygulamayı yapıyor. Münafık kapsızdır. Ondan sonra itikatsızdır. Kapsızdır deyince otomatik zaten vicdansızdır ama usta açmış. Kapsız, vicdansız, itikatsız demek dimağda itikadı bozuk. Yani akıl, vicdan, kalp. Oradan ezberleyin. Akıl olursa itikat, vicdansız, kapsız, alelen, peygamber, üçünü topla, alelen peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir. Bir insan peygamber aleyhissalatü vesselamın dinine, sünnetine alelen hücum ediyorsa münafıktır. Çünkü peygamberi inkar etmek, ayet sünnetlerini inkar etmek, ayet inkar etmek gibidir ehl-i sünnet. Münafıkların tefritlerine mukabil bunlar ifrat ediyorlar. Haddi şeriattan bak şimdi. Mehmet senin sorduğuna geldim abi. Bakıyor musun abi kitabına? Bak abi. Bak haddi şeriattan çıktıkları. Yani bir şeyi aşırı derecede tefrit ve ifrat etmeleri. Şeriattan çıktıkları vakit münafık değil ehli bida oluyorlar. Fasık oluyorlar. Zındıkaya girmiyorlar. Zındıkaya girmiyor. Ben şunu demek istedim sana. Şimdi Hazreti Ali'nin zamanında hariciler ve Hazreti Ali vardı ya. Şimdi bu zaman onun oğulların da mesela hem Şialar da var, Vehhabiler de var. Bir de hakiki Alevi seviye mesela Ehl-i Sünnet var. Var. O zaman bunlar ikisi ne oluyor? Şialar ve Vehhabiler. Ehl-i Bida oluyor. Evet. Harici Bida oluyor. Ehl-i Bida oluyor. İkisi de hariciler. Harici de oluyor. İkisi de hayır. Harici Şialar değil. Değil. Nedir o zaman? Ehli bidadır onlar. Onların peki yani geliş şeyi ne yani? Gelişi zamanında Hazreti Ali'nin zamanında adı Abdu Abdullah İbni Selam Munaf şeydi yok o Yahudi şeydi. Hazreti Ali'nin Alevilerin kurucusu Abdullah yok o sonra o Vehhab şeydir Vehhabilerin şeyi Şiaları söylüyorum Şia Şiaların kurucusu Hazreti Ali neyse onu hatırlarım ismini. O Hazreti Ali'ye geliyor yüzüne karşı diyor ki ya Ali diyor sen ilahsın diyor. Ben süreci anlatayım size. Bu anladı bu münafık fakat kafasını kesse bunun etrafında bir sürü insan vardı. Abdullah İbni Sebe. Abdullah İbni Sebe sen ilahsın dedi. O zaman Hazreti Ali radıyallahu anh kesmedi bunu. Bunu kovdu. Gitti Kum şehrine, İran'ın Kum şehrine. Hazreti Ali sağ daha. İlahtır diyor Hazreti Ali'ye. Oradan başladı bu. Böyle başladı. Bozmak için. Hazreti Ali'yi o kadar yüceltti ki Hazreti Ali sağ daha. Abdullah İbni Sebe başlatmış. Şimdi öteki tarafı anlatayım. Muaviye'ye karşı siyasi bir içtihattan dolayı Hazreti Ali ile Muaviye radıyallahu anh arasındaki siyasi savaşta Amr bin As ve Zübeyir Tahla gibi zatlar ustanın söylüyor. Hazreti Ali'ye şey yapıyorlar, muhalefet ediyorlar ama bunlar gibi değil. Bunun dışında Hazreti Ali'nin o cemaat azimesinde
Muaviye'ye karşı şeyinde cihat şey yapacaklardı. İçtihat farkı. Bir kısım Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirler ta kendisidir ayetini kılıçlarına geçirdiler. Hazreti Ali'ye kılıç kaldırdı. Onlara itizal ettiler. Onlardan ayrıldılar. İtizal etmek, ayrılmak. Hazreti Ali'den ayrıldılar demektir. Ne yaptılar? Hazreti Ali'ye Kur'an'a davet ediyorlar. Yani Kur'an'ın zahirine. Ayrılmalarına itizal ettiler, mutezile dermiş. Bunlar ne yaparlar? Ne özellikleri var? Mealle giderler. Mutezile, Hazreti Ali'ye içindeyken ayrılanlar. Ama Aleviler ise Hazreti Ali'nin yüzüne Abdullah İbni Sebe, sen ilahsın, yeryüzündeki Tanrı'nın görüntüsüsün deyip de Hazreti Ali bunu tard etti, kesecekti, kesmedi. Sonra Hazreti Ali bunu kovuyor. Arabistan'dan kovuyor. Bu da Kum şehrine gidiyor. Şia'yı başlatıyor. Alevi değil, Şia. Türkiye'dekilerin adı Alevi. Şia'yı başlatıyor. Ama Şia böyle Hazreti Ali'nin ilahlığını mı iddia? Hayır. İşlerindeki en böyle müfritleri var. Rafizi. Öyle. Rafiziler içinde. Ama komplesi de değil böyle. Böyle bir tuhaflar var. Fakat Şia ise Rafizi değil yani. Şia ve Vehhabilerin şu anda namaz kılıp da şey yapıp da böyle kafasını bir derece kaptırmış. Bunlar münafık olmuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ehli bida oluyor. Burada öyle geçiyor. Fasık oluyorlar. Zındıkaya girmiyorlar. Hazreti Ali radıyallahu an 20 sene hürmet ettiği ve onlara Şeyhul İslam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anhuma ilişmeseler Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu o üç halifeye hürmet ettiği gibi onlar da hürmet etseler farz namazını kılsalar yetiyor Aleviler için. Bak şimdi arkadaşlar Hazreti Ali hakkıydı diyor Şialar. Halifelik siyasi ya olsa ne olur anlasın. Ama daha yüksek makam aldılar diyor ileride söylüyor. Hazreti Ali eğer bilse ki hilafet kendi hakkıdır. Hazreti Ali korkak mıdır? Allah'ın aslanı vanını almış. Bir, Hazreti Ali korkak mıdır? Değildir. 23 sene Hazreti Ebu Bekir Sıdık'a, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a Şeyhul İslamlık ve ordunun genel kurmay yani başkomutanlığını yapmış. Acaba diyor hak olduğunu bildiği halde kendisinin bir an onlara karşı cihatta durur muydu? Durmazdı. Delili Muaviye'ye karşı durmadığı gibi. O zaman durduğuna göre yani inanmadığı halde itaat ediyor veya korkaktı veya hak biliyordu. Ya korkaktı ya hak biliyor. Ha, hak bildiğine göre onlara itaat etti. Hazreti Ali'nin muhabbetini iddia ediyorsun. Hazreti Ali'nin muhabbet ettiği, itaat ettiğine muhabbet etmiyorsun. Adavet ediyorsun. Nasıl alicilik oluyor şimdi? Şialara bunu söylediğim zaman bana ne dediler biliyor musun? Yani Hazreti Ali'nin muhabbetini söylüyorsun. Hazreti Ali ya korkak diyorsun ya da ya muhabbet onu diyemiyorum ya. Ya korkaktı veya inanmadı adı itaat ediyor. Üçüncü şık olamaz mı dedi. Ne olur dedi. Şiaların itikadı kaç tanedir? Bizde itikat Ahmet Bila kaç tanedir? 6. Şialarda kaç tanedir? 7. İtikat 7'dir. Bir tanesi adalettir. Bir tanesi mudara. İnanmadığın halde öyle gözükmek iman esasındandır. Hazreti Ali'nin bu. Evet Hazreti Ali onların hak olduğuna değil. Fakat itaat etmesinin sebebi siyasi mudara yaptığındandır. Onun bu hareketini bizim iman esası oldu diyor. Şialarda iman esasından bir tanesi de inanmadığın halde öyle gözükmek. yapabilmek. Onun için Şialar mesela Türkiye'de iş mi yapacaklar? Çocuğunu Ömer koyar. Ya benim çocuğum Ömer'dir bak. Ben şey olur muyum? Ha, mudaradan koyuyor. Onu çok çok zikrederler. Bir insan bir şeyi çok zikrederse ya hakikaten ciddi muhabbetten veya aşırı adavetten onu perde yapıyor demek. Onun için Türkiye'de Şiaların önde giden, hizmet yapanların
çocukların ismini koyarlar. Çünkü mudara iman esasındandır. Yani ne kadar mudara yapabilirsen, öyle olmadığın halde öyle gözükebilmek imanın kemalatından. İman esasından bir tane de fazla bizden şeydir. Adalettir. Peygamberlere imanın içerisinin izah edilmiş. Peygamberlere iman, peygamberler bittiği için şu anda ayetullahlar, yani Ayetullah Hümeyni, Hamaneyn, Sistani vesaire, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Allah adına karar verebilen demektir. Şu anda o dese ki şu cennetlidir, tamam cennetlidir. Şu adam cehennemliktir, cehennemliktir. Allah adına karar veren. Allah adına. Onun için bazı sözleri Hazreti Ali'nin şeyine girmiş, sokmuşlar kitabına. Hazreti Ali'den geliyor diye dikkat etmek lazım. Onun için yeryüzünde, ha onların inancı da nedir Şialarda? Haşir meydanında, şeyde hesapta, haşirde hesap yapılırken ayetullahlar orada duracak. Şialara cennete koyacak, Şianın dışındakiler hepsini cehenneme atacak. Öyle itikad ediyorlar. Şimdi bir tarihi bir şize malumat, geniş yelpaze oldu. Demek ki Alevilere ne diyor? Hazreti Ali diyor, bak kurtulmaz. Namazını kılsalar, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Osman'a ilişmeseler tamam, kurtarır. Hristiyanlara ne diyor Ustad? Şey, kitap, Kur'an diyor. İşaret icazda geçiyor. Ey yaynel kitap, ey ehli kitap, siz bütün dininizi terk edin denmiyor. Ne yapın? Dininizi, kitabınızı Kur'an'a göre tahsiye edin, düzeltin. O kadar. Yani testisi kaldır, bitti. Şialara ne diyor? Namazınızı kılsanız, ki Hazreti Ali kılıyordu. Ha? Mesela sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Osman'a, o da itaat ettiği gibi Hazreti Ali itaat ediyordu. Hürmet ediyordu. Başkomutanlık yaptı, Şeyhülislamlık yaptı. Ya Hazreti Ali korkaktı da yaptı, ya hak bildi de yaptı. Ama Şia bir şey uydurdu bir tane daha. Mudara yaptı. İnanmadığı halde. Onun için iman esasından bir tanesi mudara. Ne kadar inanmadığınız hihihi yapabiliyorsa o kadar kamil imandır. Değil işte. Oysa böyle değil gibi. Ama böyle oldukları halde ehli bida oluyorlar. Mesela Vehhabilere ve Şialara ehli bida. Bunun dışında namaz kılmayıp bu üç tane halifeye küfür ederlerse ehli bida oluyor, münafık olmuyorlar. Sorusu olan var mı abiler? Yani bir de çok önemli, bir defa söyledim, bir daha söyleme ihtiyacım diyorum. Benden sonra da duyarsınız, şimdi duyarsınız. Türkiye'deki Osmanlı'da geçerli olan din, uygulanan sistem, hayat nizamı, şeriat veya şu anda dünyadaki din ne diyorlar biliyor musun? Duyarsınız. Emeviye dinidir. Haşa, 100.000 defa haşa. Emeviye dini olurdu, Ustad, elhamdülillah Allah razı olsun Ustad'dan. Emevilerin o ifrat kısmı karşısında Ehl-i Beyt'in imamlarını gördükleri için ümmet nazarında düşmemek için Ehl-i Sünnet'in çizgisine Ehl-i Beyt'ten dolayı geldiler. Eğer Ehl-i Beyt olmasaydı der, Ustad'ın bir manası hariğini söylüyorum. Karşılarında Emeviler Ehl-i Beyt'i görmeselerdi bütün zivanadan çıkacaklardı diyor. Ha? Ve Ustad da sağ ve Ehl-i Sünnet'in hakikatini koydu. Ha işte Ustad ne diyor? Bir Osmanlılar'da bir siyasi şeyini tenkit ediyor. Bir şeyi. Siyasetin ve Osmanlı saltanatının, hilafetin devam etmesi, seyahat etmesi adına kardeş kardeşini bu siyaset anlayışında katletmesini tenkit ediyor. Böyleştiriyor. Ondan sonra da zaten diyor ki siyaset, devlet yönetimi bütün masum olmaz. Ancak Ömer bin Abdülaziz-i Emevi gibi zatlar tamamen icraatları, devlet yönetimi masa din oluyor. Ama dört halife veya Ömer bin Abdülaziz-i Emevi, bir de birisini de söylüyor. Onların diyor saltanatları, yönetimleri din. Onlardan sonra gelen saltanat, yönetim, hilafette olan sebabıyla günah hangisi galipse öyle değerlendirilir yani. Eksiklikler var. Osmanlı'nın eksiği
Bu siyasi, onu da gaddarlığından, zalimliğinden değil, ümmetin selameti için çift kafalık, iki halifelik, yani içerideki ihtilaf, ümmeti çökerteceğinden, kafirlerin istilasına sebep olacağından, küçük zararla bu büyük zararı kaldırmak için bir tanesi zaten, kardeşin ödül bir tanesi yapmış. Onu eleştiriyor. Ve Abdülhamid Hazretleri ne? Şefkatli padişah diyor. Sen diyor, senin diyor niyetin, saltanatın Süreyya'ya kadar aziz olsun, devam etsin. Ama diyor, Yıldız Sarayı'nı zebaniler, seyyahlar yerine alim İslam'ın muhabbet ettiği ulemayı getir, gezdir ki diyor, o ulemaya muhabbet sana muhabbet olur, böyle olursun diyor. Sen evham etme diyor. Ümmetinden o kadar korkma, bir şey çıkmaz diyor. Yol gösteriyor. Evet. Bu biraz bereketli olduğu gibi aziz konuştuk, sıdık konuştuk. Risale-i Nur'un şahsi manevisinden konuştuk. Herhalde biraz bereketli olduğu gibi geliyor bana. Canlı yayında sorusu olan var mı abiler? Bekliyorum ki belki şey yaparlar diye. Abi münafık için dört tane saydı ya, itikatsız, kalpsiz, evet, vicdansız, peygamberin aleyhinde. Şimdi dinde münafık değil ama Risale-i Nur cihetinde münafıklık yapılabilir diyebilir miyiz? Mesleklerde, meşreplerde münafıklık değil de zındıka hesabına çalışıyor diyor üstad. Onların muameleleri şimdi zındıka hesabına geçer diyor. Ustadı Salih'in söylüyor. Risale'nin içine girmişler. Yani dine girmiş de dini bozmak için çalışanlar münafık. Risale-i Nur hizmetine girip de bozmaya çalışanlara münafık değil, zendeka deniliyor. Zendeka da zaten münafıklık hesabına çalışıyor ama ben ustadın tabirini söyledim. Zındıklar zaten münafıktır. Risale-i Nur'un tarzı beyanını ve ifadelerini ve sefk idaredeki layıkaları unuttu. Risale-i Nur'da iki şey unutturdular. Bir, layıkaları pek nazara verdirtmediler. İki, Hizbul Kur'an'ı, evradı okutturmayarak nur talebelerinin evrat ve eskar kalbini nurlandıran, sevk eden, içsel ruhsal enerji gücünü veren, o enerji potansiyeli olan Hizbul Kur'an, Kur'an'dan enerji üreten ruhunu, kalbini, aklını canlı tutan ayetlerin mecmuası olan Hizb-ı Kur'an'ı unutturdular. Sonra laikaları unutma nispetinde fertleri öne çıkarttılar. Böylelikle zarar vermek istediler ama veremezler. Veremediler. Hiç endişeniz olmaz. Çünkü muhafızları şahs-ı manevidir. Geçicidir ve hemen nur talebeleri. Aldanan nur talebesi ise akıllıdır ve insaflıdır. Hemen gördüğü zaman burada yanlış yaptım diyor. Bana, siz de şahit oluyorsunuz. Geçen sofrada değil mi? Ömer ona telefon etmiş. Hasan abiden özür diliyorum. Hakkını helal etsin. Şöyle şöyle olmuştu. Onu da deyim. Ya deftere falan yazıyor diyor. Ya bu diyor. Yeni bir şey mi çıkarttı diyor. Tabii ki sonra baktı ki Risale-i Nur'da yazmak var, okumak var, dinlemek de var. Nur talebesi olur diyor. Hasan hakkını helal olsun canım. Biz herkese hakkımızı helal etsin. Şimdi kapı aleyhinde bulsa ne olacak? Helal olsun. Onun için onun gibi olanlar da, küfür eden, hakaret eden, tenkit edenleri biz hakkımızı hep helal ettik. Hakkımız yok. Bu da böyle bilinsin de yeter ki doğru düşünelim. Ha burada külliyatı esas aldık mı hiçbir sorun yok. Rahatça yatabilirsiniz. Risale-i Nur'u, muhafızı bir kere Allah'tır. Ha ismine mazhar olan üstadımızdır. Ve Risale-i Nur'un halis, sadık talebelerinin oluşturduğu şahsi manevi, canlıdır, ruhludur, şuurludur, vicdanlıdır ve akıllıdır. Ve vücud aletçisi vardır, mahluktur. O idare ediyor, sevk ediyor. Nasıl ettiğini söyledim. Kimisine fikir veriyor. Sen zannediyorsun ben o hatırıma geldi. Hadi senin hatırına gelmedi, o getirdi. Kalbine bir duygu veriyor. Layık değiliz. Mehmet ya ben dershanemi cehennem etti ya, ben daha bu derslere gitmem, şöyle yapmam. Yani uhuveti korumamaktan senin şahsi manevi, çık dışarı çık. Her dersen 10 senede bir imtihan olur. Büyük bir inkılap geçirir. Çünkü elek olmadığı için usta Sadi, o bir hadise gelişir. Unutmayın her sonrası. Bir o elek olur. Bazıları patı pıtır düşer. Bir kırgınlık işte, ağrıldım, küstüm. Zahirde birileri çıkmış ya. O düşenler
şahsı mali ve ona bahane yaptı da çık dışarıya dedi ya sen git de böyle. Kuvveti burayı bozuyorsun çağır. Bu hangi bozuyorsun? Sonuç haklıyım. E dışarıdasın. Haklı olsan ne olur? Bak dışarıdasın. O dersi geliyorsa ben gelmem o şey yaparsa tamam. Bunun şahsı mali atmış da kabili yok ya. Ben böyle koruyorum. Yani bir fikir verir, his verir, duygu verir. Onun için şükredelim ki Allah elimizden almasın. Bir duygu verir vallahi. İnayet kalkar. İnayet kalktı mı siyanet de kalkar. Siyanet. İnayet kalktı mı siyanet de kalkar. Koruma kalkan da kalkar. Artık seni sana bırakır. Allah diyor ya, peygamberine söyletiyor. Benim dinimi dert edinenin derdini üzerime alırım. Yani inayet, siyanet olarak korunuyorsun. Allah duygularını, bedensel hazlarını dengede tutuyor. İçsel şeylerin uhuvvetini. Onun için bir insan sonuca bakıp süreci anlayabilir. Haklıyım. Sonuç ne? Dışarıdasın. Vakıftın dışarıdasın. Hizmet ediyordun, gelip gidiyorsun, bak gelmiyorsun. Haklı olsan ne olur? Sonuç ne? Dersten uzaksın. Haklı olduğunda ne oldu? Sonuç sana fatura çıktı. Bugün birisine söyledim. Değil mi? Böyle olduğu halde bak dedim o kardeşimiz. Hala vakıf dedim değil mi? Kim diye birisin dedim. Sofada diyordun 2-3 gün önce. Yok şimdi bu sofada dedim. Yani şöyle şöyle oldu. Birkaç gün önce mi? Birkaç gün önce. He. Yani kızılıyor değil mi? Şöyle oldu böyle oldu. Ama sonuca baktığın zaman hala vakıf. Muhalefet edenler dışarıda. Yani acayip bir şey ya. Sır ya. Sonuçtan sürece baktığın zaman her şey açıktır. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha tema salavat. Amin.